gülüyorsunuz? Sizi güldüreyim istedim. Ay bak ne kadar güzel. Ürgün ne anlatıyorsun bugün? Yayını sunucu. Rekorlar kitabına girer miyim acaba? Ne dersiniz? Bakın yalnız tam benlik. Tam benlik. Kesinlikle. Biraz sonra çocuklarda yetenek konuşacağız. Çocuklarımızın... Bu sandalyenin boyu nasıl olmuş? Yoksa... Sizin boyunuz bu. Benim boyum çok uzadı. Alçak geldi bu sandalye. Ay bir şey soracağım. Çocukları... Çocukların yeteneklerini nasıl keşfederiz? Ben oldum olası bu tür şeylerde hakikaten çok yetenekliyimdir. Küçükken benim bu yeteneğim keşfedilseymiş... Ya gerçekten bugün ben... Niye gülüyorsunuz? Ay bundan bahsetmeyeceğim. Yani çok iyi bir buz patencisi olabilirmişim mesela. Tabii. Çok güzel buz pateni çok güzel yaparım. Skutura binerim. Ondan sonra tekerlekli patenle çok iyi yani ondan da çok iyiyimdi. Cesaretlisiniz değil mi? Yok çok severim. Gerçekten böyle atraksiyonlu şeyleri oldum olası çocukluğumdan beri çok severim. Yani yatkınlığım da var. Onun için biraz sonra bir konu işleyeceğiz efendim. Sakın kaçırmayın. Çocuklarda yetenek nasıl keşfedilir? Oradan nasıl buraya bağladım ama önemli bir şey. Evet bence de. Önemli bir şey. Çocukların piyanoya mı yeteneği var, baleye mi yeteneği var? Biz bunları nasıl anlayabiliriz, nasıl keşfedebiliriz? Bir kitap tanıtacağız. Çok değerli bir konuğum olacak. Lütfen kaçırmayın. Hakikaten önemli bir konu. Çocuklarımızı yeteneklerinden farklı bir yönde... başka bir işler yapıyor. Yani büyüdüğü zaman biz onu, ay bu çocuk güzel şarkı söylerdi. Veya çok iyi piyano çalardı ama şimdi mühendis oldu. Atıyorum. Yani belki onu yönlendirebiliriz. Aslında bir piyano çalmanın, bir bale yapmanın çocuklara hiçbir şekilde bir zararı yok. Bilakis onların derslerdeki başarılarını artıran bir şey. Evet, şimdi birazdan bunları konuşacağız. Nurgün, senin bu... Battaniyeyi bize soran sorana. Bir de bir konuya açıklık getireyim. Dün Facebook'ta şöyle bir yorumları okuduk. Arkadaşlar diyorlar ki orada. İşte Derya Hanım Nurgün'ün battaniyesini veya işte kovboy atkısını kendi sitesine. Kovboy atkısını koydun mu? Koymadık. Yok koymadık. Kendi sitesine koymuyor. Şimdi onu Nurgün yapıyor ve Nurgün'ün bir Facebook sayfası var. Veya Emine yapıyor. Emine'nin bir Facebook sayfası var. Semra Baykurt yapıyor. Yanlış söylemedim değil mi isim soyad? Onun kendi sayfası var. Orada yayın. Hani biz onların yaptığı bir şeye sahiplenip de onu yapamıyoruz. Bir de şu var. Hepsinin ötesinde sorulan soruya bu işi biz yapmadığımız için mesela bir yerde takılıyorlar. Cevap veremiyoruz. Cevap veremeyeceğimiz... Senin projeni de koyamıyoruz. Sana yönlendiriyoruz ki yapan sensin. Evet, sen cevap vereceksin. Evet. Söyle mesela geçen gününü istedi. Ben koydum sayfamda var. Nereden aldığıma varıncaya kadar yazdım. Tamam. Sayılarını yani veriyorum. Yani paylaşım yapıyoruz ama evet. Biz Nurgün'e yönlendirerek niye onun da sayfası ziyaret edilsin? Oraya bakılsın. Bugün sabah Twitter'da birisi bana sormuş. Diyor ki kovboy atkısının eksiltmesini bilemedim. Ben ona yazdım. Emine Ferah'a sorar mısınız lütfen diye. Çünkü o ona daha malik, evet. Daha iyi biliyor. Evet. Emine Hanım da paylaşmış gayet güzel. Paylaşmış. Tamam gayet güzel paylaşmış. Tamam oradan bakabilirsiniz. Yani hepsi var. Siz bize söylerseniz biz gene oraya yönlendiririz. Şimdi geçen gün düz olanını gösterdik. Evet. Kadife yünden harika bir yumuşacık bir bebek battaniyesi. Bunu anlattım bize. Sibel de örgüyle bunu yaptı hatta daha sonra. Değil evet. Mi Sibel'ciğim? Şimdi bunun verevine olanını yapacaksın bugün. Ay, bu da çok hoş olmuş. Süper güzel olmuş. Ay çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Şimdi bunu anlatacağız. Bakın bu da böyle puanlı bir kadife yün. Bu da onun aynısının pembesi. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz Nurgüncüm? Bunu kaç atmamız yapıyoruz? Lazım ilmek? Dayan ben bunu önce diğeri gibi 100 başladım. Fakat bu şimdi verev olduğu için bir de iç içe girdiği için çok dar oldu. Evet. Esneme payı yok. Onun için bunu 140 ilmekle başladım. Yani şu an gördüğünüz battaniye 140 ilmek. Şunu 140 ilmek attıktan sonra bunda arada birerler vardı. 8+1'di. Ben bunu 10 ilmek üzerinden çalıştım. Onun katları yani 5'ler birbirine çaprazlanacak. Onun katları olarak başladım. 140 ilmek.
şimdi size 30 ilmeklik bir şey başladım Derya Hanım. Bu 30 ilmeği, bunun aralarında düz yok. Bu bir tane örüp iki doluyoruz. Bir örüp iki doluyoruz sıra sonuna kadar. Bu daha kolay. Çaprazlamasında biraz hani bir problem yaşayabilirler ilk etapta ama o da çok kolay. 30 ilmeği çifter sardım. Şöyle bir ördüm çift sardım. Bir ördüm çift sardım. Haroşodan. Şimdi düz kısmına geldim. Şimdi bu sardıklarımı 10 tanesini serbest bırakıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 daha sayayım 3 6 9 10 tane ilmeğimizi bıraktık. Bu 10 tane ilmeği tekrar aynı sistemle sol şişimize alıyoruz. 5 5 ayırıyoruz bu sefer. 3 4 5. 5 tanesini tekrar soldan sağa çaprazlıyoruz. Gene aynı şey. Diğerini 8 yapmıştık. Bunu 10 yapıyoruz. 5 5 ayırıyoruz. Evet, 5 evet. 5 ayırıyorum. Şimdi şuradaki olayı şimdi merak ediyorum. Düz örüyoruz. Tamam. Düz kısmındayız örgünün. Düz örüyoruz. Bu döndürdüğümüz ilk önce ilk 5'i sonra da diğer 5'i örüyoruz. Şişimizde 10 tane düz ilmeğimiz oldu. Çaprazlandı. Şu. Tekrar 10 tane. Bu arada düz yok. Bu daha kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar sol şişimize aldık ilmeklerimizi. Sol baştaki ilk 5 taneyi üstten geçiriyoruz. Şişinin kaç numara olduğunu da 7 numara şişim. 1, 2, bunda böyle çaprazlayıp 3. mı gidiyorsun evet, sadece? Evet aynen böyle. Yalnız bir ikinci sırada onu da hazırladım da yani. Aralarına yapıyoruz. Aralarına derken? Aralarına. Şimdi şunu göstereceğim. Şimdi bunu düz çıktık. Diğerinde tamam. Böyle düz çıktık. Tamam. Bunda soldaki 5 ile sağdaki 5'i çaprazlayacağız. Aa, aralarındakileri evet, çapraz. Evet 2-1. 2-1 diye gidecek. Süper güzel. Şuradan şimdi da gösterelim. Hazırladığını göster hemen. Üçüncü de aynen öyle olduktan sonra. Evet. Şu işlem. Bitti. Yok çok da zevkli. Örmesi evet, çok de çok zevkli. Çok zevkli. Şu 3 tane yaptık. Arkadan haroşodan gelirken çoğalttık gene. Bir haroşo, iki doladık. Bir haroşo, iki doladık sıra sonuna. Tamam. Şimdi esas püf burada. Bir tek burası var. Tamam. Burada ilk 5'i salıyoruz iplerimizin. 2, 3, 4, 5. Bunu çaprazlamıyoruz. Hmm. Şu 5 taneyi normal bildiğimiz düz örüyoruz. Hay oldu. Bir, çok güzel. Evet. Harika. 2, 3, 4, 5. Şimdi sıradaki 10 taneyi çıkarıyoruz şişimizden. 1, 2, 3, 4, 5. Çıkardık. Şimdi diğer şişteki 5 taneyi çıkarıyoruz. 2, 3, 4, 5. Şöyle görürsek. Şimdi 10 oldu orası evet, değil mi? Evet 10 oldu. Şimdi orayı çapraz. Ay şimdi o ikisinin ortası. Evet ikisinin çok güzel. Ortası. Kaç başlaman lazım 140. Bir batta? 140 bir, başlarsa 100, tam oturuyor. Tam, yani 140 tam geliyor. Yanlarda yani. Kaç bırakıyordun? 5 5. Yok en baştaki 10 10 10 10 gidiyor ilk sıramız. Evet. Diğer sırada 5 başta bırakıyoruz. Sonra 10 10 gidiyor. En sonda tekrar 5 kalıyor. Güzel. Güzel. Harika. Hakikaten çok güzel. Çok beğendim. Sibel neler var Twitter'da ne diyorlar? Vallahi harikasınız maşallah diyen, zıp zıp ayakkabılardan isteyen, ben de yapmak istiyorum diyen. Güne çok enerjik başladık, teşekkür edenler, çok şanslı kızlarınız var böyle bir anneleri olduğu için ya diyenler. Ya çok zevkli, çok zevkli. Eğer yapmak istiyorsanız hiç zor bir şey değil. Evde bundan 10 dakika yapmak bile büyük bir şey. Hani biliyorsunuz... Trambolinler böyle evet. Şeyler var. Onda da mesela 15 dakika yapmak
Hakikaten ben onu da kullanıyorum evde bazen böyle. Ben şöyle düşünüyorum. Bu sonra bel kemiğine çok çok iyiymiş. Yani onun oturması. Hatta pilates topunda da göstermiştik. Böyle böyle zıplamak. Hı-hı. Bel kemiğini omurlara çok çok iyi geliyor. Bir rahatsızlığınız yoksa tabii. Doktorunuza yine danışın. Bu da aynı şekilde zıpladıkça hakikaten kendimi çok şu anda iyi hissediyorum. Ama kalkayım da zıplayayım derseniz artık zıplayamıyorum. Çünkü ayakkabılarımı çaktırmadan... Papyonla düşünüyorum ben evde. Papyon buna hav 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 yaptırtmaz bana. Yürüme bandında bile çok feci havlıyor. Bana bir şey olacak zannediyor. Yani çok korkuyor. Bana bir şey olur diye. Çıktığım zaman nasıl böyle geliyor, ellerimi yalıyor, ayaklarımı yalıyor. Çok seviniyor yürüme bandından indiğim zaman. Herhalde o anlayamıyor onun ne olduğunu. Bana bir zarar gelecek zannediyor. Evet, Sibel'cim. Demek ki iyi tepkiler var. Gerçekten evet. Güzel bir şey. Şimdi Sibel bir bize bir cupcake yapacak ama bu cupcake'in raf ömrü çok uzun. Kesinlikle bayatlamıyor Tijen'cim. Yani kesinlikle bayatlamıyor. İstediğiniz zaman alın, yiyin diyemeyeceğim. Başınıza takın. Çok güzel bir bere. Daha önce de cupcake bere yapmıştık. Evet. Raf ömrü çok uzun. Evet Sibel. Anlatalım modelimizi. Şimdi bu iki parçadan oluşuyor cupcake beremiz. Alt kısmı için, kakaolu kısmı için orta kalınlıkta bir yün ve 5 numara şişle 80 ilmek atıyoruz. 16 sıra bir ters bir düz lastik örüp kesip kapatıyoruz. Sonra ikiye katlayıp yandan dikiyoruz. Bu bir tarafta duruyor. Sonra beyaz kremalı kısmı için 3 numara tığla ve orta kalınlıkta bir yünle önce 5 tane zincir çekip bu zincirin yuvanın içine 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 4 sırada her ilmeğe çift batarak artırıyoruz. Daha sonraki 4 sıra hiç artırmadan örüp üst kısmı da bitiriyoruz. Sonra şimdi bunu dikmeden tığla birleştireceğiz. Alt kakaolu kısmı. Şunu şöyle yapacağım. İlmeği bıraktım ipimi kesmeden. Burayı önce bir sık iğneyle bir alttan bir üstten alıp tüm çevresini biraz sonra şöyle yerleştireceğim iğneyle önce yerleştirip. Çünkü altı biraz daha lastik olduğu için üste göre biraz daha sıkı gibi duruyor şu anda. Oraya bunu, bir sıra daha döneceksin sonra değil şimdi mi? Şimdi bunu yaptıktan sonra hani kremayla sıkarız ya onları yapacağım. Süslerini yapacağım şöyle şöyle. Daha sonra ortasına kırmızı yünle yaptık. İçine boncuk elyaf koyduk. Kirazını koyacağım buraya. Kirazı o şart. Evet. Sonra da minik minik kırmızı ve maviyle bu kenarlara minik kremalarını yapacağım. Fransız düğümüyle. Güzel. Harika. Nurgün Tezcan'ın Facebook sayfası. Nurgün Tezcan diye mi? Nurgün Tezcan. Facebook sayfanda bütün bunlar var mı Nurgüncüm? Hepsi var. Açık obalarıyla. Harika. Bu aynı modeli diğer... Yünlerle de yapabilirsiniz. Bu nereden gelmişti? Onu biz Gülsüm Hanım yaptık. Evet, gerçekten harika bir model olmuş. Ben bugünü böyle bitiririm. Başta zıplarım, sonra beremi atkımı takar, mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bu da aynısı. Efendim, el sallayalım. Makarna pişmiş mi çok merak ediyorum. Nefes. Nefis, vallahi nefis. Siz de harikasınız. Ay bunun da üstüne bir dakika bunu çıkarır, bunu takar bay bay derim. Buyurun.